There's not much to do when all I can is thinking about. Günaydın. Evet, nihayet bugün biraz güneşi gördük, sıcağı gördük. Düne göre 4 derece daha yüksek bugün. Hava güneşli. Tabii gene bir böyle bulutlar şeyler var ama fırtına, kum, ama polen molen normaldir, iyidir. Bahar yavaş yavaş geliyor. Ta bunu bir önceden başladım söylemeye. Bahar geldi, bahar geliyor derken. Neyse, her şeyin hayırlısı. Ben mutfağımı toparladım. Tezgahımı toparladım. Evimi toparladım. Bugün kocacığım evde. Neden? Çünkü... şu demiştim ya, anahtarı kaybettik diye o kapıyı bugün açmaya uğraşacak ve kapının önündeki malzemeleri şu anda o kapının kilidini açmaya çalışıyor. Görüyorsunuzdur, bilmiyorum. Evet, ben de yardıma ineceğim ama önce ben evdeki işlerimi bir toparlamam gerekiyor. Şu kovamı falan çıkardım. Dün akşam sobayı yaktık ama serindi. Bugün nasıl olur bilmiyorum. Serin olursa gene odunumuz kapımızın önünde, sobamızı yakarız. Halı örtülerimi daha sermeyeceğim bugün. Çünkü bahçeye ineceğim. Evde çok oyalanmamam lazım. Banyomu toparladım. Lavabomu falan yıkadım. Klozetimi yıkadım. Hızlı geçmeyeyim, kızıyorsunuz çok hızlı geçiyorsun diye. Yatağımı şimdi toparladım. Katlama işine geçtim. Şu kirli. Şunlar dün astığım çamaşırlarım. Onlar sabah kurumuştu. Arası okula gönderdiğimde topladım. Onları şimdi katlıyorum. Onları hemen yerleştirdikten sonra ben de... Bu da ben. Günaydın. Beyaz bana çok yakıştıranlar var. Teşekkür ediyorum. Ne yaptık? Erken uyandık tabii. Arası okula gönderdikten sonra ben uyumadım. Yusuf da uyumadı. Netflix'te bir Rus dizisi sezonunu, böyle dizi bulduk. Onu izliyoruz. Bayağı sardı. Biz hoşumuza gitti. Onun son 3 bölümünü dün gece Yusuf bensiz izlemiş. Ben erken yattım. Bu gece de, bu sabah da ben izledim. O öyle takıldı. Dediğim gibi evet, bugün bahçede olacağız. Biraz bir şeyler yapacağız. Toparlayacağız, edeceğiz. Artık yavaş yavaş bahçemize de ilgilenmeye başlayalım, değil mi? Ben şimdi Yusuf'un yanına ineceğim. Şu katlama işini bitireyim. Orada size biraz çekimler yaparım. Dün şurada kızarttığım şeyin tavası var. Onu, hemen yağını döküp onu makineye iteceğim. Sonra aşağı iniyoruz çamaşırlardan sonra. Eldivenimi aldım. Tripodumu aldım. İniyoruz bakalım. Açmış mı kapıyı? Yok, açamamış. Kapı hala kapalı. Güneş var ama esiyor. Keşke üstüme ince bir şey alsaydım. Tek katla çıktım. Ne güzel ötüşüyorlar. Şunlara son portakal. Böyle tane tane alıyoruz. İki tane sabah aldım. Arasını poşeğine de koyuyorum. Beslenmesine. Şimdi iftardan sonra kendimizi atıştırıyoruz. Kayınvalidem ne yapıyor? Anne ne yapıyorsun? He? Ne diyorsun? Ses de çıkmıyor. Nerede Yusuf Bey? Yusuf. Açamamış mı acaba? Burayı açmışsın. Nasıl açtın? Burayı açtım bebeğim de. Tamam canım. Anahtarları getirdim. Anahtarları değiştireceğiz. Anahtarları değiştireceksin. Biri kolun nasıl yırtılmış öyle? Biri sende kaldı. Biri bende, biri annemde. Biri bu. Üçer tane mi? Ya biri bizde, biri annemde, biri bu. Anladım canım. Ha, yedek en azından iyi olur. İki tane mi anahtar aldın? İyi yaşa. Şimdi kapıları açtıktan sonra önce şu malzemelerimizi komple içeri alacağız. Ondan sonra da artık geri kalan işlere geçeriz. Demiri versene. Vereyim canım. Kapıya zarar vermiyorsun ama, değil mi? Al bakalım. Kapılar da eski meski ama mı sağlammış? Şey, normalde şey kapı, ahşap kapı. Aferin sana. Gevşeyerek mi yaptın? İyi, kırılmadı. Kilitlerini değiştirecek. Kayınvaliden çıkıyor, kafasına bir şey atmış. Çok şu kafamız çalışıyor. Ben o zaman tripodu sabitleyeyim, beraber buraları toparlayalım. Ne hocam?
Tamamdır. Benim evde kalmam lazım birazcık. Evet, evde kal, toparla buraları işte. Anne bilmiyorum, bakarım şimdi. Bakarım. Almış Yusuf. Önce önden başla. Gel önden başla. Vida falan lazım mı yoksa içinde mi vidası? Ben diyorum ki. Şurayı bir toplayalım. Toparlayalım da çok eşya var ya. Bir şey yok burada aslında. Sadece yerli yerine koyacağız. Tamam canım. Niye sen birisin? Hadi. Olur olur, toparlayalım madem evdesin. Şey, temizlemeyeceğiz yani. Sadece düzelteceğiz. Eskilerin hepsini ben çöpe atacağım. Şey yani. Çöp üstü çöp var. Tamam canım, hadi. Çoktan beri görüşemiyoruz. Buralar hızlanacağı için. Ne söyleyeceğim çok da önemli değil. Nasılsınız? Çoktan beri görüşemedik. Hava sıcak. Seni bekliyorum yavrum. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Telefon bozulduğundan böyle video çekemiyorum ben. Hayat nasıl sizin için? Neler yapıyorsunuz? Burada iyi gidiyor. Havalar sıcak. Bir kum fırtınası var. Daha sıcak olabilirdi ama bence yine de iyi, sıcak biraz hava. Ama ben tabii ki her zamanki gibi bunlarla gezmeye devam ediyorum. İyi. Kendinize iyi bakın. Çoktan beri görüşemedik. Sezonda yeni yeni başlıyor. Yakın zamanda inşallah güzel bir telefon alıp ya da güzel bir kamera alıp çekim yapmaya devam edeceğim. Hepinizi çok özledim. Görüşürüz. Öpüyorum buradan. Buradan izleyen herkese selamlar. Ramazan da iyi gidiyor. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Oruçlar güzel geçsin inşallah. En kısa zamanda görüşmek üzere. Saçımız başımız daha. Evet Nigo, seni beklemiyorum. Su çekiyorum. Gözüm ödüm alacak. Kendime video çektim birazcık. Nigar da geldi bu arada. Merhaba diyebilirsin.
Yusuf bana çok güzel bir laf öğretti. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Öyle mi hayatım? Elimizden gelen bu. Şimdi bu girişteki hemen duvarı zımparaladı. Kabarmış yerlerini. Şöyle bir şey döküldü içinden, üstünden. Bu renge boyuyor. Renk şeyimiz çok kısıtlı. Maalesef en güzel renkler restoranda kullanıldığı için bize kalan renkler. Hemen göstereyim. Kırmızı var. Orada bizim dükkanın yerlerini boyadığı renk. Ondan sonra yeşil var. Restorantın şark köşesinin olduğu yerlerin, kaldırım taşlarının boyandığı yeşil renk. Onun dışında biraz sarı var ve turuncu var. Bunlar da çok canlı renkler. O yüzden bir de yetmez hani. Bunlar böyle küçük küçük ayrıntılı yerlere boyamak için. Bir de Yusuf'un elinde şu anda boyadığı lilamsı, morumsu, grimsi bir renk var. Güzel ama. Kapatıyor da, kalınlığı da güzel. Komple yetmeyecek. Biz istiyorduk şöyle boydan boya kapatsın ama maalesef herhalde yettiği kadarını yapar. Çünkü şöyle 2,5 kiloluk mu büyüyor şey aşkım? 2,5, 2 kiloluk falan boya var burada. Şimdi biz buradaki malzemeleri içeriye aldık. Ön dükkana, arka dükkana hangisine toplandıysa. Şöyle taşıdık arasın. Akülü arabasını da aldık içeri. Göstereceğim, şöyle düzenledik de. Keşke kapatmadan önce gösterseydim. Neyse. İşte kapıları falan kaldırdık. Yusuf şimdi boya yapıyor. Birkaç gün sürer daha böyle. Hemen aynı güne yüklenmemeye çalışıyoruz. Hem oruçluyuz. Hem de acayip bir sıcak var bugün. Özellikle boya kutularını falan bırakmadık ki. Boya işi bittikten sonra bunları yapsın. Sonra dükkanı kapatacağız. Böyle işte son durum bizde. Renk güzel oldu ama. Benim arkadaşım... Yok, arkadaşlarını uyarırsın aşkım. Anne, benim arkadaşım gelirse ben olmazsam. Şurayı yaptık. Aras'la babası yaptı. Yusuf bu aralar sardı zaten rengarenk. Elimizdekileri değerlendiriyoruz. Sarıyla turuncuyu karıştırdı. Bu renk çıktı. Sular da yok hala, var ya, perişan haldeyiz yemin ederim. Elimiz doğru yıkayamadık. Arkadan gittim su doldurdum. Şuraları da şöyle olmuş gri. Efendim canım. Şu sandalyeler falan hepsi burada. Aras, çıkacak mısın? Kapıyı kapatacağım. Buraya boya yetmedi. Bu kadar oldu maalesef. Ama uzaktan sarı güzel duruyor. Tamam, giderken aç o zaman. Şurada benim dış cephe boyam. Onu boyayacak bir gün. Üstünden. Aynı renk yani. Turkuaz. Güzel oldu canım. Ne oldu canım? Yeterse şuraları da boya. Orayı fırçayla boyayacağım. Hani başım öyle bir ağrıyordu ki biraz suyla yüzümü yıkadım, arkada su doldurdum. Yeraltı suyundan. Sıcakta da oruçluyken zor oluyor, başın ağrıyor. Efendim canım. Masayı mı çekeyim? Çekeyim hayat. Aras kuzu, ne yapıyorsun? Markete gideceğiz Yusuf, işleri bitsin de. İftarı yapma annem, iftar öncesi. Eylül geldi bize. Ödev yaptılar. Şimdi PlayStation açtılar, oynuyorlar. Biz de hazırlandık, üstümüz başımızı değiştirdik, ellerimizi yıkadık bulduğumuz suyla. Gidiyoruz şimdi, Yusuf motoru çıkarıyor, motorla Kemer'deki A101'e gideceğiz. Çünkü Kemer'deki A101'in çeşitleri çok daha fazla. Yusuf kendi bir şeyler almak istiyormuş, pizza falan istedi. Gidelim alışveriş yapalım dedi, ben de tamam dedim. Of, acayip bugün susuz susadım ve yorgun hissediyorum gerçekten. Kasta öyle bir ağır, kafam böyle gidiyor. Neyse, gözlüğümü de taktım. İnce montumu giydim. Yani çok da şey değil. Hava soğuk değil. Ya yani hava sıcak aslında da, ama motorda üşürüm diye Kemer'e de uzun mesafeye gidip geleceğiz. Şu bir de siyah beyaz eşortman takımımı giydim. Alışveriş çantamı aldım. Çocuklar evde, tembihledik. Babaannesi de şey yapacak. Aşağıda babaannesi de. Şurayı sıktım da. Gidelim alışveriş yapalım, size alışverişte çekerim. İftara ne hazırlayayım hiç bilmiyorum. Yusuf pizza yapalım yiyelim dedi. Bakacağım duruma göre artık markette ne bulursak. Biraz yayla çorbası var. Yayla çorbası da ısıtırım, dünden kaldı. Ama her şeyden önce o kadar şu anda su istiyorum ki, böyle bolca su içmek istiyorum. Başka inancınız olsun, böyle fazla açlık hissetmiyorum bile. Alışverişi bugün kocacığım ısmarlayacağı için iki araba dedi ki, al aşkım sen gönlünce doldur, ben ayrı sen ayrı. Öyle mi hayatım? Evet, sen ayrı ben ayrı. İyi hadi bakalım. Bak. Ne yapıyorsun sen şu anda? Meyve tabağı yapacağım. Meyve tabağı yapacaksın. Azar azar al o zaman, doldurma. Bir saniye hayatım. Kendi biçenden mi? Ben kasaya gidiyorum. Bir dakika, gelir misin?
Oo, öyle bir sıcak var ki inanılır gibi değil. Motorla gelmemize rağmen ben bir de montsuz geldim. Hırkayla geldim dönüşte. Yolda yanıyor. Of, elektrikler daha gelmemiş. Hızlıca şunları dizelim, size videosunu çekeceğiz. Telefonum olmuş. Hemen aldıklarımı hızlıca göstereceğim. Bir saat kaldı iftara. Bakayım, Yusuf restoranta gidecek. Belki pizza falan yaptırır getirir. Aras zaten pizza istiyor. Bize Yusuf işte Ramazan alışverişi diyebiliriz buna. Rabbim inşallah oruçlarımızı da kabul ederse. Hadi bakalım, hızlıca bunları yerleştirelim, size aldıklarımızı gösterelim. Elini yıka çabuk. Ellerini yıka oğlum. Koş. Niye vurdun onu? Oğlum şortlarla tişörte girdi. O senin tombuk ellerini, kollarını yerim. Hele hele. Ne yapıyor, ne yapıyor? Ne? Maç öğreniyor galiba. Ne yapıyorsun? Koş koş, ellerini yıka da gel. Çekiştirme babası oğlum. Güzel davran oğluma. Aldıklarımız bunlar. Dövüşmeyin. 2 kilo un. Barbekü soslu, pesto soslu, samba daha önce alıyorduk, seviyoruz biz onu. Aras için özellikle. 5 kiloluk şeker aldım. Ramazan'da bol bol şerbet tatlı yeriz diye. Süt aldım. Uskumru fileto balık, milföy hamuru. 2 tane şöyle bardak aldım kocacığımda sahurda çay içmek için. Ama pas pas. Mantar. Kerpiz. Meyveli yoğurtlardan aldım 2 tane. Kuru maya. Aras için 2 gün kaldı. Bir tane şeftali, bir tane karışık meyve suyu. Kendim için maden suyu. Sprite seviyorum. Kola Yusuf aldı. Ice Aras için. Karpuz daha bakacağız nasıl çıkacak. Baban kesecek, baban seçti. 2 tane muz aldık şöyle. Büyüklerden Aras'ı koyuyorum. Yusuf kendine mango, ananoslu meyve, maden suyu aldı. Su var aşkım. Bak şurada baban koysun bardağı. Katmer aldı Yusuf. Sam katmeri daha önce denedik. Tekli suları dolaba koydum hayatım. Biz içeceğiz oruçtan sonra diye. Soğuk içmesin o. Tat pilavlık bulgur. Arpa şehriye. Şöyle peynir. Boz beyin. Olgunlaştırılmış inek peyniri. Bir tane ben almışım sepete. Bir tane Yusuf almış. Fındık ezmesi. 2 tane almışız. Bal. Domates salçası, biber salçası vardı. Kayınvalidem vermişti. Aras için okula ıslak mendil. 2 tane irmik. Çünkü irmikli tatlı yapıyor Yusuf. Aras'cığım yapma oğlum. Kırak patlayanlardan şöyle 2 tane. Anne, Aras senin için. Bisikletini sürdüğünü gördün mü? Gördüm aşkım, ama o bisiklet senin için çok büyük. Aras dur, zor konuşuyorum benim. Zaten. Şunları çekimini yapayım. Uzanacağım. 2 tane halleylerde. 3 tane halley. 2 tane şöyle beyaz gofret. Aras için şu şeyleri kendime aldım. Fındıklı. Yapma anneciğim. Mantarlara basma oğlum. Nadıllar gelmiş kendi şeyin bünyesinde. A101'in. Şöyle sebzeli. Tavuklu, köri soslu 2 tane. Bir tane hazır domatesli. Hadi. Bakacağız tadına. Şu sütlenmiş pirinç. Jumbo sosis seviyoruz. Yusuf bana sucuk almış. Karışık pizza. Fırınım sanki pizza yapmıyormuş gibi. Yusuf işte hazır pizza işte aldı, ne bileyim anlamadım. Kıyma aldım, arada böyle yemek falan yaparım. Bir de şöyle pirinç köfte. Kasap köfteymiş. Böyle 1 kiloluk. Tamam canım, bizim pizzaları ve ben eğer şey varsa ya kıymalı ya da şeyli kuşbaşılı pide istiyorum bir tane. Aldıklarımız bu kadar bebişler. Bunları hızlıca dizeyim, ondan sonra dinleneceğim. Evet, sen ellerini yıkadın mı oğlum? Şöyle terasa oturdum, alışverişi dizdim. Arası biraz karpuz kestim, sonra o yeni aldığımız yeni çıkmış olan nadıllardan denemek istedim. Bir tane ondan yaptım. O şimdi onu yiyor. Biraz dinlenme keyfinde. Yusuf restoranta gitti. Arasa pizza yaptıracaktı. İnşallah unutmaz ya. Benim şeyde hiç iftara bir şey hazırlamıyorum şu anda, biliyor musunuz? Yarım saat var iftara. Saat 7 ve sular hala yok. Muhtarlığa herkes yazmış. Yani Facebook'ta arkadaşımız muhtarımız, mahalle muhtarımız ve aynı zamanda belediye başkanımızı falan da takip ediyoruz. Ve böyle durumlarda artık susmamak gerekiyor. Ben de tepkimi yazdım tabii ki. Saat 5'e kadar su kesintisi olacak diye not düşmüşler. Saat dedim 7 oldu, hala sular yok yani. Bilmiyorum, cennet gibi yeri cehenneme çevirdiler resmen. Bir gün su varsa bir gün elektrik yok. Bir gün elektrik varsa su yok. Yani çok tuhaf. Neyse, azıcık şurada soluklandım. Komşuyla çocuk bağırıyor da. Komşu yola çıkmış. Anneciğim bir şekilde çıkamazsın artık, tamam, hava soğudu, bak güneş battı. Size bugün Yusuf'un boyadığı sarıya duvarı göstereceğim, azıcık aşağıları göstereyim, sonra eve gireceğim. Güneş batıcı biraz serinlik çıktı ama yine de aman aman öyle artık şey değil. Kahve mi getirip burada mı içeceğiz? Kahve yok bir tanem, ben oruçluyum ya, aşağıları babanla beraber boyadığımız yerleri göstereceğim. Sen nereye gidiyorsun, rehberlik mi edeceksin bana? Erik ağacımı görüyor musunuz? Oy benim aşkım aşkım. Kocaman açtı böyle, öyle güzel duruyor ki hemen şöyle yeşil. Daha cevizimiz açmadı ama ceviz biraz geç. Şu da ceviz, bu da yeşerdiği zaman komple güzel olacak buralar. Efendim aşkım? Hayır anneciğim, mahalleye gitmene izin vermiyorum çünkü.
Düşünün artık soba falan kalktığı zaman temelli kalkacak. Buralar yıkanacak. Yusuf birkaç gün evde olacak, restoranta gitmeyecek. Çünkü şu bahçeyi falan toparlaması lazım. Şu bir şey çuval dolusu soğan almıştı. Kayınpederim söylemiştim size, onu ekecek. Evet, oraları sarıya boyadık. Buraları turuncu diye anlatıyor benim oğlum. Bakar mısınız ne güzel oldu? Çok güzel oldu. Renk o kadar hoşuma gitti ki. Şuraların çizgilerini de yaptık. Kask götürmüş, oraya koymuş. Allah'ım, ben temizledim. Yukarıya koydum. Sulara bastırdık fırçalarımızı. Şimdi bak, benim bisiklet aldı gitti. Kendi bisikletini sürmüyor artık. Şuraları zaten göstermiştim. Şu masa tamir edilecek. Kayınvalidemin masası. O köşeye alınacak. Şurada çiçeklik var. Saksılarını koyacak kayınvalidem, raf. 3 katlı. Onu tamir edecek Yusuf. Bahçede bayağı şeyler var yapacağı. Şurada panolar var. Görüyor musunuz şunlar? Şurada üçüncüsü. Bunların hepsine yarın Yusuf buraya çivi çakacak. Buradan gözükecek hem yukarıdan, hem kayınvalidenin oradan pencereden baktığı zaman güzel olsun diye. Vallahi bana önce bir şey geldi. Tuhaf geldi. Cırtlak durur diye, ama o kadar geniş açıyla göstereyim size. Yani o kadar güzel duruyor ki canlı ışıkta. Şu anda birazcık karanlık da çıkıyor. Güneş de yok çünkü. Yani bizim içimizi sindi. Yavaş yavaş artık toparlanacak. Şunlar hurdaya gidecek olanlar. Eskiler yani, şu şey sandalyelerle beraber, bu motorun benimle beraber yapacağız. Boya iş tamamen bitince bunları kaldıracak zaten. Ah, şuradaki odunlar kesilecek. Bunlar artık bu sene yakmaya yetiştiremeyiz de. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Şu odun olayları, şunları falan kaldıracaktık da, şu çok ağır demir zaten, bu rafı nasıl kaldıracağız hiçbir fikrim yok. Aras gene mahalleye gitti. Şurada çocuklarla oynuyor, tam şurada. Evet, durumlar şimdilik böyle. İnanın bugün güneş başıma geçti. Aslında Yusuf kadar kendimi de yormadım ama bir böyle şeylik var üstümde. Yeşil limonlar ne güzel kontrast oldu, çok tatlı oldu çok. Bugün acayip bir yorgunluk ve açlık hissettim. Biraz da vücudu yorduğum için herhalde. Şuraya köşe yaptı Yusuf'a. Şey, Aras'a Yusuf şöyle yatmak için. Ben buraya tabii temizleyeceğim, bez falan sererim. Gerçi normalde burası, bu masa şey için, böğürtlenler büyüyor ya, böğürtlenleri sermek için. Buradan böyle dal gibi aşağıya sarksın diye iskelet yaptık, ama böyle de Aras hoşuna gitti. Böyle uzandı burada, şey arkadaşı geldi Eylül. Burada ödev yaptılar. Ondan sonra biraz oyun hamur oynadılar. Sonra eve çıktılar. Yani keyifli geçti. Annelere bakar mısınız? Sular yok. Şunları artık azar azar sulayalım. Gerçekten hortumu çekti bugün buraya kadar. Kayınvalidem sulayacaktı. Ama sular sabahtan beri, 9'dan beri yok. İnsanların oruç günü, Ramazan günü yaptıkları şey olacak gibi diye. Şu solmuş. O kadar üzüldüm ki buna ben. Bunu sulamayı unutmuşum. Normalde kayınvalidemin çiçekleriyle ilgilenemedim ben de. O yüzden çoğu solmuş. Artık yavaş yavaş bahçemizle, çiçeklerimizle ilgileniriz diye düşünüyorum. Bugün yorgunluktan gene bir şey çekememişim size, ama idare edin bevişlerim. Ramazanlıkta oluyor böyle. Hiç gerçekten bir şeye takatim yok. Aslında motivem çok yüksek. Moralim var. Gayet iyi hissediyorum. Yaz geliyor. Sezon başlıyor. Ama işte artık sobadan çıkıyoruz. Daha çok bahçede, mahallede, terasta zaman geçiriyoruz. Anneciğim, kapıları kapat bir tanem, ben eve çıkıyorum. Ama takdir edersiniz ki insan bütün gün bir şey yiyip içmeyince de eli, enerjisi olmuyor, bir şeye değmiyor. Gene nereye gidiyorsun oğlum ya? Arkadaşlar eve dalışacak. Ay, pencereler mencereler her yer açık. Bak, nadılını yemiş, ne örtüsünü toplamış, ne tabağını toplamış. Ay, ev sıcak, vallahi yapmayacağım herhalde bugün sobayı. Dünden yayla çorbam vardı birazcık, demiştim ya, bir de mücverim kaldı 2 tane. Şöyle mücverimi yeriz, yayla çorbasını içeriz, ısıtırım, bir de Yusuf'una getiririz artık. Saat kaç olmuş? Saat 7:05 geçiyor. 20-25 dakika sonra da ezan okunur, Yusuf gelir o zamana zaten. İftar soframızı da gösteririm size. Herkese merhaba. Hava bugün gerçekten çok güzeldi. Sıcak. Şimdi Nigar dedi ki portakaldan limon topla. Orucumuzu öyle açalım. Biraz limondan biraz portakal toplayacağım arkadan. Çok güzel portakallar var zaten burada. Ben birkaç... Ne anne? Bir saniye dur, limon kopar. Gideceğim şimdi biraz, birkaç tane
Buraları da temizleyeceğim daha. Buralar temizlenecek. Şimdi biraz portakal. Şunlar orange gill. Orange gill diyorlar. Bunların galiba şeyini yapıyorlar. Neydi onun ismi? Reçel. Orange gill reçelini falan yapıyorlar. Şuradan. Bunlar yaz portakalı ama ben birkaç tane koparacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel birkaç tane koparayım. Baksana ne kadar güzel. Şöyle güzel bir iki tane koparayım. Ya işte canımız istedikçe bahçeden topluyoruz. Tamam mı? Sonra da akşamlar bir iki tane güzel yeniyor yani. Canımız çekiyor. Gerçekten. Şöyle altına düşeceğini en azından yemiş olalım. Çünkü sonuçta dökülüyor yani bu. Döküleceğini kendimiz yemeyi tercih edelim. Yazık günah. Şimdi birkaç tane de şuradan limon koparayım. Limonu da göstermek istiyorum. Şöyle limonumuzu da koparalım. Şunu da şöyle koparalım. Birkaç tane alalım ki limondan. Evde lazım oluyor. Bazen suyun içine, limonun içine falan sıkmıyor. Şeyin, sodanın içine sıkmaya lazım oluyor. Şimdi artık yavaş yavaş şunları da söyleyeyim. Bütün ağaçlar açmaya başladı. Hepsi çiçek veriyor. Maşallah eriye bakar mısınız? Eriğin üstü dolu bu yıl. Erik bayağı güzel olacak. Erik ve tutlar da açmaya başladı. Havalar ısınmaya başladı zaten. Ben buraları toplayacağım da. Evet. Siz nasılsınız? Herkes iyi mi? Çoktan beri vlog çekemiyorum. Bu arada Nigart'ın telefonunu elle geçirdim. Dedim ki en azından birkaç hem konuşayım hem portakal toplamış olurum. Hem de şey yapacağım. İşte biraz sohbet ederiz dedim. Bugün tabii annemin yan taraf duvarını boyadım. Göstereyim. Buraları topluyorum artık. Sarı renk yaptım dedim. Anne burayı dedim bir köşe yapalım. Sarı renk. Gördüğünüz gibi sizce nasıl olmuş? Burayı da restoran gibi renklendireceğim. Bence güzel oldu. Yarın o yan tarafı da boyayacağım. Buralar toplanacak. Güzel olacak yani. Efendim anne. Şu küçük ağaç var ya. O küçük ağaçtan ben portakal topla da 2-3 gün bekletmeden gidiyor. Rasidin yoksa yiyemiyorum. Tamam anne ağaçını toplayayım ben size. Ağaç topla da gelmez. Tamam ağaç. Demi var orada sikeli. Tamam. Şimdi söyledim duymadın. Ben duymadım. Şimdi toplarım onu. Tamam. Şimdi anneme de toplayayım. Görüşürüz. Son bir dakikamız kaldı. Size iftar masamı da çekmek istiyorum. Bu arada ya bazen böyle çekiyorum sonra düşünüyorum. Rabbim affetsin. Yiyen var, yemeyen var. Oluşlu niyetli olan var, canı çeken var. Gene de kusura bakmayın kızlar. İnanın hani bir art niyetle yapmıyorum. Yusuf kıymalı pide yaptırmış. Arasın pizzası. Mücverimi koydum. Biraz karpuz dilimledim. Biraz şey çıkardım, soğan, biber, domates, salatalık, birer bardak Ramazan şerbetimiz var ve suyumuz var. Rabbim kabul etsin inşallah hepinizin oruçlarını bebişlerim. Bizim son 30 saniyemiz, niyetimizi açacağız inşallah. Okundu mu canım? Hı? Saat 30 geçiyor. Of ne güzel oldu Allah'ım diyorum ki. Öyle bir huzur ki şöyle orucumuzu tutuyoruz tam iftar sofrasında böyle azıcık atıştırdığımız zaman öyle güzel bir iman huzur, iç huzur geliyor ki inanılmaz. Aynı şeyi Yusuf'la konuşuyoruz da. Çok şükür iftarımızı yaptık, soframızı topladık. Sular hala yok. Oluşumuz gözümüzün önünde. Karnımız tok. Hamdü senal olursun. Başımızda bir çatımız var. Daha ne olsun. Raf sağlığımız da yerinde. Şimdi Yusuf şeyi açtı. Bizim bu Rus dizisi var ya. Onun 11. bölümüne geçtik. Beraber izliyoruz. Ben de kapanışa geldim. Bugün biraz erken kapanış yapacağım. Saat 8'e çeyrek var. Sizleri çok seviyorum.
Gene güzel bir günü beraber geçirdik. Çok öpüyorum sizleri. Yarın görüşürüz. Bay bay.